İşte o gün, o faslın günü nasıl başlayacak? يَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّورِ فَتَأْتُونَ اَفْوَاجَ O gün İsrafil aleyhisselam sura üflecek. Sur ne? Efendimiz aleyhisselam diyor ki böyle bir boynuz gibi, bir borazan gibi, bir düdük gibi böyle üflenecek. O surun üstünde kaç tane insan yaşamışsa dünyada, Adem aleyhisselamdan bugüne kadar delikler var. O kadar adet sayısınca, insan adedi sayısınca üflediğinde o deliklerden insanların ruhları çıkıp bedenlerini, topraktaki çürümüş bedenlerini bulacak. Sonra diyor ki fetetune efvace. Topraktan böyle çıkacağız biz. Gömüldüğünüz yerden dışarı çıkacaksınız. Nasıl çıkacakmışız biliyorsunuz mu? Ben görmedim, belgeselde gördüm. Canlısını görmedim. Belki siz biliyorsunuzdur. Çekirgeler topraktan çıktığı gibi çıkacaksınız diyor. Hiç gördünüz mü yumurtaların, çekirge yumurtalarının toprağın dışına nasıl çıktığını? Görmediniz mi? Ben de belgeselde merak ettim, baktım. Böyle fışkırıyor. Yumurtalarını toprağın altına gömüyor çekirge. Fışkırıyor böyle toprağın içinden, fışkırarak. İnternetten bakın bak. Yazdınız mı çıkar. Fışkırarak çıkıyor. İşte diyor çekirgeler gibi çıkacaksınız. Böyle fışkıra fışkıra. Çünkü her yer insan. Kaç bin yıllık bir yaşamdan bahsediyoruz. Her yerde bir cenaze var. Çürümüş gitmiş. Altımızda, belki üstümüzde. Bir gün birileri bir evin duvarının yanında kavga ediyormuş. Bu ev senindi, benimdi gibi herhalde. Duvar dile gelmiş. Neyin kavgasını yapıyorsunuz? Bir gün biz vardık burada. Bak şimdi toprak olduk, duvardayız diyormuş yani. Çürüyeceğiz, yok olacağız yani. Tabii biz dünyanın son evresindeyiz. Ahir zaman. Artık bizden sonrası nasıl olacak bilmiyoruz. Biz zaten bir felaketin içindeyiz. Bakalım sonrası ne olacak. Fetettûne efvâce. Bölük bölük geleceksiniz. Nereye? Hesaba. İş bitti. İş bitti artık. Hesaba geleceksiniz. Yaptığınla yapmadığınla yüz yüze kalacaksın. Bölük bölük ne demek? Bölük bölük şu demek diyorlar. Çeşitli söylüyorlar bununla ilgili de. Bölük bölük şu. Kimi sevdiysen onun peşinde gidiyorsun. Efendimiz aleyhisselamın hadisi var ya. El mer'u me'a men ehabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Kimi sevdiysen bu dünyada, kimin sözüne tabi olduysan, kimin peşinde gittiysen, ahirette de onun peşinde bölük bölük, kabile kabile, parça parça getireceğiz. Efendimiz aleyhisselam ne zaman söyledi bu hadisi, bu sözü? Sahabilerden biri, ismini ben gene unuttum. Gece yatağında düşünüyor. Peygamber aşığı. Ya diyor ki ben sonradan Müslüman oldum. Cehenneme gitme ihtimalim çok büyük. Peygamber aleyhisselam cennete gidecek. Benden önce ölebilir. Ben onu dünyada göremeyebilirim. Böyle bir peygamber derdine düşüyor. Uykusu kaçıyor. Sabah mescide atıyor kendini. Gözler olmuş kan çanağı ağlamaktan. Resulullah aleyhisselamın dizi dibine atıyor kendini. Ya ne oldu? Ya Resulallah, ben gece diyor düşündüm. Ya sen benden önce ölürsen? Ben sensiz nasıl dolaşacağım bu sokaklarda? Yahut sen kesinlikle cennettesin. Benim cehenneme gitme ihtimalim var. Ben seni bir daha hiç göremem. Bu beni kahretti ya Resulallah. Oldu, Allah beni affetti. Cennete koydu. E senin makamın nerede? Benim bulunduğum yer nerede? Ben seni yine göremeyeceğim ya Resulallah. Bunları düşüne düşüne ben helak oldum sabaha kadar. Perişan oldum. Uyuyamadım. Ağlamaktan bu hale geldim. Ben sensiz ne yaparım ya Resulallah diye. Efendimiz tebessüm buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Üzülme diyor, üzülme. La tahzen. El mer'u me'a men ehabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Müjde veriyor bize Resulullah aleyhisselam. Bu sahabe efendimize veriyor ama bize de müjde veriyor. Kişi sevdiğiyle beraber. Kimi seviyorsan onunla berabersin. Allah'ı mı sevdin? Bu Kur'an'ı mı sevdin? Bunun kanunlarını mı sevdin? Bunun ayetlerini mi sevdin? Bunu sevenlerle berabersin. Yok ben bunu sevmedim. Bunun düşmanlarını sevdim. Keyfin bilir. Onlarla berabersin. Biz seni ancak burada uyarabiliriz yani. Bölük bölük geleceğiz. Mesela biz Hanefi mezhebindeyiz. Biz İmam-ı Azam'ın arkasında geleceğiz. Şafii mezhebinde olanlar Şafii mezhebinde gelecekler. Efendim Nakşibendi olanlar, Nakşibendi Hazretleri'nin, böyle böyle bölük bölük olacağız. Önde en büyüğümüz ama hepsi nereye bağlanıyor?
Efendimiz Aleyhisselam'a bağlanıyor. Öbürleri nereye bağlanıyor? Cehennemin yoluna bağlanıyor yani. Allah etmesin bizi öyle. Biz iyi bölüklerde oluruz inşallah. İyi bölüklerde geliriz.